Bugün Tokyo'ya varışımızın birinci günü. Ginza'da kalıyoruz. Ginza benim çok sevdiğim muhitlerden bir tanesi. Bu böyle lüks, inanılmaz mağazalarıyla meşhur. Birazcık herhalde bu çevrede dolaşırız. Bakalım neler yapacağız. Görüşmek üzere. Acıkmıştık artık. Yemekten sonra biraz yediklerimizi eritelim, hem de mavi birazcık enerjisini atsın diye Hibiya Park'a geldik. Ben biraz böyle, neden bilmiyorum, Central Park'a benzettim. Böyle içinde yürüyüş yolları olması, biraz böyle yapısı çok Japon yapısı değil, Japon mimarisine çok benzemiyor park. Ama ben mimariden çok anlayan bir insan değilim, sadece kendi görüşümü söylüyorum. Bana orayı anımsattı birazcık. Sonbahar Tokyo'ya çok yakışmış. Hep sakurasıyla ünlü Japonya ama. Şimdi sakura zamanı tabii ki gerçekten Japonya için çok özel bir zaman. Ama çok kalabalık oluyor. Yani inanılmaz bir turist kalabalığı oluyor. Hani Japonya'ya geleyim ama böyle güzel, sakin gezeyim diye düşünüyorsanız bence sonbahar müthiş bir zaman. Hava çok güzel. Mesela şu anda bugün hava böyle 21-25 derece arası değişti öğlen. Şu anda da herhalde 20 derece civarında. Akşam da yani hava karardıktan sonra 18 derece gibi bir şey olacakmış. Üzerimde şöyle bir kazakla ve içimde bir gömlekle gezebiliyorum. Ve çok güzel. Yani şu yaprakların güzelliği. Gördüğüm en büyük ginkgo ağacı.
çocuklu gelenleriniz olursa eğer Hibiye Park güzelmiş. Bakın böyle içinde çocuk oyun alanı da var. Yaprağın büyüklüğü Dax'ın kafası kadar. Ağaçlar dev çünkü.